Ben acili ve dertli bir babayım. 1935 doğumluyum. 7 çocuk babasıyım. Çocuklarımı okutmak için çabaları sarf ettim. 12 Eylül'den sonra çocuklar okudu, tahsil yaptı, görgü baktı, Kürtlere efendim baskı yapılıyor, Kürtçe konuşmasın. Çok baskı yapılıyordu. Çocuklar o zaman da bu gençlik şeyi meydana çıktı. Herkes bir yerden bir yönetme girdiler. Çocuğum, büyük çocuğum kızım Aysel ortaokulu bitirdi. Öğretmen okuluna müracaat edecek. Gündüz öğretmen okuluna Tunceli'de. Öğretmen okuluna çevirip onların haklarını kaldırdılar. Ondan sonra devrimcilik yaptılar. Kızım Aysel Diyarbakır'a bu Kürt'le ilgili efendim şeye başladılar, örgüte katıldı. Ve Aysel Diyarbakır'da Urfa yolunda Merkit Yıldırım'la Manlı Doğan'la beraber yakalandılar. Ve orada Aysel 60 gün işkence kalarak sırrını verdi, sırrını vermedi. En sonunda şeyini tespit ettiler. Aysel tabii tutuklandıktan sonra cezaevine girdi. Cezaevinde şeyini çekti. Aysel'in yüzünde bu sefer diğer çocuklarıma yöneldiler. Yönelince çocuklarım okuldayken devlet memuru, hepsi mezun oldular. Devlet memuruna girdim. Kızım Ayten Öztürk'te özel idarenin katkısıyla Akpazar'da un fabrikasına işçi olarak girdi. Bu valinin başkanlığı altında kurulan bir mekandı. Ayten şeyle hiçbir ilgisi yoktu. Mazlu, kendi işine giden, gelen, anasına, babasına, bela saygı doyan bir kişiydi. Bizim çocuklarımıza ünüldükten sonra bir baktım, çocuklarımız efendim hep baskı altında, aile olarak baskı altında kaldık. Çocuğum Ziraat Fakültesi'ni kazandı İzmir'de, onu hep takip etti, içeri aldılar, bilmiyorum bir şey dedi. Kızım köy hizmette çalışıyordu, ona baskı yapıldı. Daha önce de jandarma alay kumandanı bir kızın dağa çıkmak şeyiyle telefon etti. Ben vali mavine çıktım, dedim ki böyle böyle jandarma alay kumandanı beni istiyor. Çünkü valinin emridir. Bir yere gittiğiniz zaman, bir yere çağırdığınız zaman validen şey haber verip ondan sonra geliyordu. Ben dedim böyle böyle jandarma alay kumandanımızı çağırıyor. O efendim gitmem gerekiyor, gitme dedi. İkinci sefer, ikinci bir arada iki gün gelme, tek bana telefon etti. Demir ki vali marmına söyle, ondan sonra bana denirse gelmiş mi? Yok. Direkt olarak bana telefon ediyor. Ben de gittim, vali marmına dedik, beyefendi bu gitmesem yanlış anlıyor. Ben bir şeyim yok dedim, gidelim. Git dedi, neticeyi bana söyle. Dedim, çıktık gittik efendim, senin çocuklar efendim birisi daha kalıyor, biri niye diyor filan, bazı şeyler filan diyor, çocuklar ne çalışıyor? Dedim, şurada çalışıyor dedi. Kızlarını, çocuklarını al gel dedi, bir görüyorlar. Neyse gittik, arada pazar günüydü. Cumartesi pazar olması lazımdı. Çocuklar aldı gitti, o zaman evdeydi. Sordu, sen nerede çalışıyorsun? O dedi, ben ebeyim birisi dedi. Diğer dedi, ben köy hizmetinde çalışıyorum. O Ayten de dedi, ben efendim fabrikada Akpazar çalışıyorum. Efendim ben de Bitlisliyim, efendim bilmem ben de Kürdüm, ben de neyim, böyle kendi şeyi diye tanıtıyor.
Orası aldı, dedi ki bunları aşağı indir. Beraber çıktı, beni almadı, kızları aldı, Aysel'in fotoğrafını gönderiyorsun. Tabii onlar diyorlar ki biz küçüktük, o zaman o büyüktü filan, pek şey yapamıyoruz. Ondan sonra yeşil sakalı olarak orada ben de gördüm. Fakat ben kendi devletime güveniyordum. Güvenim olduğu için korkmuyordum, şey etmiyordum. Yani herhangi bir şeyim yoktu o çocuklarda. Arada bir zaman geçti. Tabii ben gittim Vali Mamanesi'nin böyle böyle. Tamam dedi. Aradan bir zaman geçti. Şöyle bir ay geçmeden bizi toplantıdan sonra bir baktım. Telefon gördüm. Akpazar'da telefon geldi. Ayten evde mi? Evde de yok dedim. Arada bir iki gün geçti. Olmadı. Görmedik. Onu fazla artık şey yapmayalım filan. Ayten 27 Temmuz'da 1992'de efendim Elazığ mezarında yani dışarıda kalmak suretiyle bir çoban tarafına vurulmuş. Çoban tarafında köye haber veriyor, muhtar geliyor. Ondan sonra toplanıp götürüyorlar. Hasan'ı da bizi çağırdılar. Biz tanımadık. Annesi tanımıyor. Ablalar, kızlar, kardeşleri tanımıyor. Bir doktor dişinde diş takmış. Benim eniştem diş doktoru. Dişinde ancak Ayten oğlunu. Fakat morttan sonra yıkandıktan sonra artık Ayten olduğunu belli ettiler. Neyse aldık getirip defnettik. Bu sefer de vali aradan 17-8'de bana bir tebligat gönderdi. Aradan bir hafta geçmeden vali bir vilayetin sorumlusudur. Bu kızı niçin kaçırdı, niçin şey yapıldı, ondan sonra niçin Diyarbakır'da Elazığ'da mezarlıkta bulundu. Sormadan, şey yapmadan bana lojmanına çık diye tebligat gönderdi. Zorladı. Efendim mecbur kaldım. Aynı sene 92'de emekliye ayrıldı. Çocuklarıma baskı yapıldı. Kızım eve hemşire Kars'a tayini çıkardılar. Diğer kızımı efendim Çankın'a tayin çıkardılar. Köy hizmetinde çalışan. Aileye çok baskı yapıldı. Diyarbakır'da kızım Aysel Öztürk de cezaevinde tali oldu. Ameliyat oldu. Ameliyattan sonra rahat bırakmadı. Her gün içeri alıyorlardı. İskence yapıyordu. Aysel dayanamadı. Daha kaçtı gitti. Ondan sonra Almanya'ya çıktı gitti. Arada zaman geçtikten sonra sağda solda gazeteciler şurada burada şey yaptı. Soner Yalçın Can Ensever'in şeyiyle onu dinlemiş. Ondan sonra Ayten Öztürk'ün yeşil tarafında öldürüldüğü günü gazete yazdık. Hem de telefonla bana bildirdi böyle böyle. Ve biz resimler, fotoğraflar, çocuklar baktılar ki yeşil kot altı isim Mahmut İldirim bizi çağıran jandarma kumanda şeydi bu kişidir. O günde bugüne hak, adalet arıyorum diye. 2011'de ben 20 milletvekili imzası müracaat ettim. Efendim dosyanın millet meclisine görüşmesi için 20 milletvekili imzası gerekiyordu. Bir gazetesi vasıtasıyla Diyarbakır'da bir gazetesi. Tabii o da insandı. İnsan olarak bana yardımcı oldu. Oradaki Diyarbakır bir milletvekili Abdurrahman Kurt. Onu vasıtasıyla beni çağırdı Ankara'ya. Dosyayı ona ilettim.
Seçim oldu. Seçimde sonra o adam kazanmadı. Hüseyin Aygün benim avukatım. Hüseyin Aygün Tunceli milletvekili olarak seçildi. İl başkanımızla iş başkanımızla 2011'de mecliste konuşma, bir konuşma yaptım. Hem ağladım hem ağlattırdım. Oradaki milletvekilleri ağlayarak gelirler sardılar. Onu da Diyarbakır'la milletvekili, AK Parti milletvekili. Benim de çocuğum, bu map patladı, benim çocuğumu kaybetti, benim de senin gibi bir ana olarak derdim var dedi. O günden bugüne kadar hak, adalet, hukuku arıyorum. Bir türlü hukuku bulamadım. Şimdi aileye baskı neden yapıldı? Savcılık çağırıyor, ifademizi veriyor, bir şey yok. Reis Cumhuriye Efendim mektup yazıyor, cevap alamıyoruz. 30-5-2012 tarihli. Başbakan'ın yazdığı mektubun şeyi, şöyle bana bir cevap geldi. 3071 sayılı dilekçe hakkı kanunu gereği Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'ye yapmış olduğunuz başvurunuz ilgili birimize incelenmiş olup başvurunuzda bahsettiğiniz konu ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılması için başvurunuz terör hukuk işleri ve soruşturma şube müdürlüğüne gönderilmiştir. Bilinize rica ederim. 11.9.2012'de Basın Halk İşleri Şube Müdür Vekili 4. Sınıf Emniyet Müdürü İzmir'de gönderiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bu mektup aracılığıyla size seslenmek istedim. Zira acısı hala dinlenmemiş bir baba olarak size sesleniyorum. Ben Dersim'den hemşehriniz Hıdır Öztürk. Diğer şeyleri hepsini kendisine yazıyorum. 35-2012'de. Yani bunları hem başbakana, hem cumhurbaşkanına, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sahil Cumhurbaşkanı'na o zaman Abdullah Gül'dü. Ona bir mektup gönderdim yine aynı tarihte. 35-2012'de. O buraya bir şey gönderdi. Oranın şeyine, emniyetine. Oradan da avukatla beraber bizi çağırdılar. Bilgi alınacak kişinin kimlik bilgisi. İfademizi aldı. İfademizi aynı şekilde Ayten'in ne şekilde öldürdüğünü, ne şekilde cesedi parçalandığını aynı şekilde anlattık. Bu cevap da sonuç alamadım. Yine Sayın Cumhurbaşkanı özel olarak, Cumhurbaşkanı özel olarak onun akrabası İzmir'de bizim eve geldi. Kocası Urfalı. Konuştuk, bu ağladı. Senin teyzen ağladı. Sızladı. Dedi teyze niye şey? Biz kendisine anlattık durumu. İşte kızım bu şekilde parçalanır, gözleri çıkarılır şimdi filan. Bunlar şeydi. O da acıyarak dedi, gel amca bir mektup yazalım. Benim adresimle kendi tanıtım şekilde şunu şöyle yazdım başlık olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, Reisi Cumhurluğunuz döneminde geçmişle yüzleşmek adına birçok olumlu adım atıldı. Ancak Mehmet Yıldırım adlı şahsın yakalanması için neden hiçbir adım atılmadı? Bunu bir vatandaş olarak kızımı bu caninin ellerinde kaybetmiş bir baba olarak sizlere sormak istiyorum. Başlık bu şekilde yaptım. Ve babasına bir mektup gönderdim. Aynı. Alındığım şeyi de budur, buradadır. İadili tavuklu gönderdim. 30 Ekim 2012'de mektup gönderdim. Aradan bir hafta geçmeden kadına telefonu, öğretmene telefon ediyor, bu işe karışmayın.
Geldi bana dedi ki amca böyle böyle sen bu işe karışma. Reis-i Cumhur. Onun şeyleri var ya, talimat vermiş, bu işe karışma. Dava açıldı, Elazığ'da açıldı. Elazığ burada görevsiz kararı şey, ondan sonra Ankara'ya gönderildi. Ankara'da ...25.09.2019 tarihinde Ankara'da davaya girdim. O şeyde şöyle bir başlık yaptım. Sayın Başkanım, 84 yaşındayım o zaman. 27.07.1992 tarihinde Derin Devir tarafından kaçırılarak, eşken edilerek kulakları kesilmiş, gözleri çıkarılmış ve cesareti parçalamış aceli ve dertli baba olarak huzurunuzdayım. Yüce Tanrı'nın himmetiyle size nasip ettiği kıymetli cüvenizin altındaki merhameti ve şefkati vicdanlarınıza sığınan ifademe başlamak istiyorum diye başlık yaptım. Bir türlü bir sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi bütün hak ileri diye zikirdiği halde hiç oraya hiç bakmadan şey etmeden jitem davası olarak ilendirdi ve davayı şey etti. Şimdi daha Yargıtay'da olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için da bunu bekliyoruz. Bir sonuç alamadım. 32-40'tan beri hak, adalet deyip sızlanıyorum. Fakat bir türlü bulamadık hak, adaleti. Doğru bir savcı tahkikat yapmadı. Otobüsün raporu doğru doğru tutulmadı. Hep hayali. Bursa, Diyarbakır Spor'u işte şeyin fotoğrafı, Yeşil'in fotoğrafı çekti, dağı açtım, hiçbir sonu çalamadım. Geçen gün Sakarya yine futbol, Diyarbakır futbolu çekti yine Yeşil'in yanı. Şimdi demek devlet bunu kuruyor. Sen bunu görürsün, bu can eder arkadaşım. Binlerce kişinin katilidir. Niye sorulmuyor? Niye sorulmuyor? Niye araştırılmıyor? Ya biz basında, şurada, burada o kadar çattım, hayır o kadar ağlıyoruz, sızlıyoruz ya. İçimize ciğerimiz yanıyor. Hiç mi acı hissiniz yok? Hiç mi çocuklarınız yok? Yani hiç mi vicdanınız yok? Ya bize de acı ne olur? Bu kızım ne yaptı, niçin öldürüldü? Bir Kürt kızı olarak öldürüldü. Neden? Neden devlet kendi vatandaşına düşmanlık yapar mı? Ben de Türk vatandaşı olarak yine de devletime sesleniyorum. Hak, adalet, hukuk. 32-42'den beri bu hak hiç mi bize de yanaşmıyor? El vicdanlarına koysun, ona güzel kızımın hakkını arasın. Kızımla değerler kemiği havada olsun, eti yerde olsun. Allah'ın davası olsun, Allah sorsun. Zaten adalet yoktu. Adalet olsaydı kızımın davasını çıkarırdı. Adalet yok. Adalet yoktu. Adalet de onlardan taraftı. 30 yıldır hep ağlıyorum, sızlıyorum. Kimse bir şey yapamadı. Kızımın davası Allah'ın davası olsun. Oğulların çoğalak çocuğu da benim kızım gibi işkence çeksinler. Eti yerde olsun, kemiği havada olsun. İşkence olsun, ölmesin. Elleyen ölmesin, işkence çeksin. Allah'ın davası olsun kızım benim. 30 yıldır ağlıyorum, akıl başımda yok. Hep yatıyorum. Yatıyorum, kalkıyorum. Çalak çocuğum hep hastanelik oldu. Çalak çocuğum onun yüzünden neler mi çektim, bir Allah bilsin.